Herkese merhabalar. Haftanın orta gününde geçmiş bulunuyoruz. Tabii ki düşmeyen borsa yapmışlar, dedirtiyorlar artık bugünlerde. Çünkü her gün bir düşmek için sabah böyle bir sallantılı açıyorlar. Buna da bir sebep bulup mutlaka yukarı yükseltiyorlardı. Tabii ki önceki gün konuştuğumuzda da demiştik. Hasan'ın bilanço kötü geldi, şu geldi, bu geldi. Başka bir hisselerle tuttular. Şimdi bakıyoruz Ereğli'nin bilanço kötüydü. Dün Aksa kötüydü. Birçok şirketin böyle sallantılı bilançoları vardı. Acaba yine sallayacaklar mı derken öğleden sonra birdenbire şeyle bankalarla borsa yine uçurdular. %2,54 yukarıda tamamladılar. Tabii ki biz zaten destek bölgelerin üzerine attığı için dolar bazlı altın oran kırılımı geldiği için halihazırda zaten yükseliş tarafında daha büyük pozisyonumuzu devam ettiriyorduk ama yine de yapılan hareketler neticesinde ben sinir oluyorum arkadaşlar. Yani akşama doğru bir bankaları alalım, borsayı yukarıda tutalım deniliyor ve yukarıda tutuluyor. Diğer hisseler ne oluyor? Şimdi bakıyoruz bilançosu iyi gelenler var. Dün konuştuk efsane bilançolar. Hepsini satış için fırsat amacıyla kullandılar birçok kişi. Dolayısıyla sabah bunlar eksi açtı. Sonra tamam bilançonun tersi hareket mi yapıyorlar diyorsunuz. Ereğli'nin bilanço kötüydü. Şirketi yukarıya aldılar. Gelecek beklentileri işler düzelebilir diye düşündük. Tamam buna da haklıyız. İşler düzelebilir. En kötüyü gördük dedik. Yükselebilir artık diye düşünüyoruz. Aksi da niye aynısı olmuyor? Şimdi aksi da gitgide marjlar aşağı düşüyor. İşler aşağı düşüyor. Bilanço kötü geldi. Ya bu Aksa'yı da aşağıya doğru vermişler. Tamamen böyle birazcık rastgele işler oluyor gibi. Yani içindeki kişinin isteğine göre hareket ediyor gibi geliyor. Tamam bilançonun tersi hareket yapıyorlar desek işmen bilanço çok iyi geldi. Sürekli tavan tavan gidiyor birçok şirket. Dolayısıyla yani bilanço kısa vadede hareket nezdinde aslında değerlendirilmemesi lazım arkadaşlar. Yani uzun vade işler için bilanço takibini kullanmak, marjların gidişatını, şirketin gidişatını ve alım yapıp yapmama açısından. Yani siz mesela bu şirkete yatırım yapılabilir mi, yatırılamaz mı? Bunu anlamak açısından bilançolara bakmak daha mantıklı gibi geliyor. Çünkü kafasına göre oynuyorlar. Yani şimdi bankalar tavan yaptılar. Yarın da bankalarla satış verebilirler. Verebilirler. Yani her şey olabiliyor bizim borsamızda. İstiyorsanız şöyle hızlıca BIST endeksimizi yapıp hızlıca şirketlere geçelim. Bugün 5 tane bilanço inceleyeceğiz. Ereğli, Türk Hava Yolları, Enerjisi, Aksa, Cemtaş arkadaşlar. Güzel bilançolarımız var. Şöyle hızlıca endekse gidelim. Yani endekse zaten işler iyi. Benzer şekilde devam ediyor. Önceki gösterdiklerimi göstereceğim ama bugün güzel bir mum geldi. Ne demiştik? 7100'ün zaten üzerindeyiz. Burası bizim kaçış noktamız. Altımızda kaçış noktası olduğu için sürekli pozitif konuşabiliriz. Yani yukarı gitmesi her türlü elimizde mal varsa işimize gelir. Aşağı düşerse 7100'de en kötü satıp çıkarız. Daha da yukarı giderse desteğimizi yukarı çekeceğiz artık. Dolayısıyla bugün üst kanala geçtik. Üst kanal üzerinde kalıcı olmaya başladıktan sonra 3. gününde yukarıya güzel bir mum bıraktık ama benim düşüncem buradaki majör sebep dolar bazlıdaki görünüm olduğunu düşünüyorum. Çünkü ne demiştim? Dolar bazlı altın oranı geçerse diğer hisselerin TL bazlısında gördüğümüz gibi altın oranı üzerine geçtikten sonra bir hareket gelebilir. Zaten önceki gün üzerine geçti önceki videoda. Bir gün buraya retest yaptı. Tekrardan güzel bir atılım hareketiyle dolar bazlı altın oranının üzerinde kalmak istediğini aslında bize Borsa İstanbul gösterdi. Tabii ki bu hareketin bankalar, holdingler aracılığıyla olması da yabancı nezdinde dolar bazlı görüldüğü için Borsa İstanbul beni daha çok umutlandırdı diyebilirim. Şu anki gideceğimiz yer Fibo 786 noktası veya buradaki eski zirvenin olduğu yer 284 noktasına kadar bir hareket gayet normal. Bu noktaya geldikten sonra bir bakalım. Burada bir yani formasyon mu isteyecek bu şekilde yoksa burayı da patlatıp direkt eski zirveye gidebilir mi? Burayı bilmiyoruz arkadaşlar ama altımızda destek varsa o desteğe bakarak veya o desteğe yavaş yavaş yukarı çekerek orta ve kısa vadede yukarı devam edilebilir. Uzun vadede zaten sıkıntı yok. Ülkenize güveniyorsanız uzun vadede yatırımcı olursunuz. Doğru şirketlerde arkadaşlar. Şimdi al sat tavsiyesi olmadığını belirten yasal uyarımızı da göstereyim. Hisselere geçelim. Burada arkadaşlar yatırım danışmanlık kapsamında bir video yapmıyoruz. Al sat tavsiyesi vermiyoruz. Buradaki bilgiler beklentisine uygun sonuçlar doğurmayabilir dedikten sonra hızlıca burayı kapatıyorum ve Ereğli bilançosuna gidelim. Şimdi elde işler yine kötü. Beklentilerin altında kötü bir bilanço. Satışlar sabit kalmış. Sıkıntı. Brüt kar %75 düşmüş. Demek ki brüt kar marjı 4'te 1'ine inmiş. Fabrik tarafına bakıyoruz %75 düşmüş. Fabrik marjı 4'te 1'ine inmiş veya 5'te 1'ine diye düşünebilirsiniz. Dolayısıyla burada bir de vergi gideri yazması sebebiyle net kar çok ciddi derecede düşmüş. Bilanço oyunu var mı acaba diye düşünüyorsunuz. Çok fazla bilanço oyunu yok gibi. Dönem ve duran varlıkların artışı muhtemelen dönem varlıklarda stokların değerlenmesi. Duran varlıklarda ise maddi duran varlıkların dolar karşısında değerlenmesi. Çünkü Ereğli'nin bilançosu da dolar bazlı tutulan bir bilanço. Yani Ford Otto gibi, Ereğli gibi, Türk Hava Yolları gibi dolar bazlı değerlenmek aslında doğru.
En pozitif tarafı bilançonun benim gördüğüm öz kaynakların yükseliyor olması. Tabii ki bu değerlemeden de olsa siz teorik olarak öz kaynaklar 152 milyara çıktığında şirketi piyasa değeri şu an 148 milyar. Şirketi ederinin altında alıyorsunuz. Yani şirket sıfır kar etse öz kaynaklarını eritmediği sürece sizin bu şirketten kar alma veya kazanma ihtimaliniz var. Sonuçta siz bir bardak su alıyorsunuz ve ederinden ucuz alıyorsunuz. Bu karlı bir iştir. Herhalde bilançonun tek pozitif tarafı bu diyebilirim. Şey açısından, şu yukarı taraf açısından. Şimdi aşağı tarafa geldiğimiz zaman grafiksel bazda satışlar sabit tutmayı başardık. Güzel. Önceki çeyreğe göre hatta biraz artırmışız. Burası da fena değil. Tamam. Burası merdiven gibi aşağı gidiyor ama FAVÖK tarafına baktığımız zaman dikkat çeken bir şey var. Burada en azından şirket biraz da olsun FAVÖK üretmeye başlamış ve burayı merdiven tarzı yukarı almaya başlamış. Eğer ki işler birdenbire düzelse çok hızlı şekilde tersine dönebilir demek. Aynı Vespe'de konuştuğum şekilde bu konuda konuşabilirim. Yani marj anlamında Vespe kadar büyük bir iyileşme henüz yok. En azından şirket bir şeyler üretebilmeye başlamış. Yani buradaki vergi gideri olmasa şirket bize yine 1 milyar kar gönderecekti. Yani geçen çeyrek neredeyse hiç kar göndermedi. Bu çeyrek zarar gönderdi. Yani 1 milyar, 1,5 milyar kar gönderme ihtimali vardı. Tabii ki vergi ödemesi yaptığı için şirket yine zarara girmiş. Peki benim şu eriyle inecekten sonra size perspektifini de söyleyeyim. Yani çünkü biliyorsunuz benim portföyümde hala ağırlık çok fazla şekilde var. Tabii bazı şirketler eriyle prim yaptıkları için geçtiler portföydeki ağırlığını ama yine de eriyle ilgili perspektifimde ben olumluyum arkadaşlar. Bunun da sebebini sizlere söyleyeceğim. Şimdi dönem ağırlıkta tahmin baksanız 106 milyon olmuş, 100 milyar olmuş. Tabii ki burada en önemli kalem bakın stoklar 44 milyon 60 milyara çıkmış. Duran varlıklar tarafına baktığınız zaman 40 milyar bir artış var. Burası da zaten maddi duran varlıkların artışı gördüğünüz gibi. Finansal yükümlülükler tarafı artmış. Burası dolar yükümlülükleri sebebiyle de artmış olabilir. Diğer borçların artması sebebiyle olabilir. Orayı çok ayrıntılı incelemedim şu an için. Öz kaynaklar tarafına geldiğimiz zaman. Yani bir yılda %50 artış birçok şirketin altında ama kötü zamanlar geçiriyor. İyi kabul edilebilir. En azından bilançta pozitif bir taraf var diyebiliyoruz. Yani orası güzel. Reyler. Hasılat ve marjlar tarafına gelelim. Bakın. Hasılat 63 milyar. Önceki yılın aynı çeyreğe 63 milyar. Hiçbir hasılat artışı yok gördüğünüz gibi. Bir de ürünler aslında dolar bazlı arttı geçen yıla göre. Her ne kadar HRC fiyat düşmüş de olsa geçen yıldan beri belli bir seviye artık tutturmuş. Buna rağmen hasılat azalmış. Hani bunun sebebi İskenderun Demir Çelik'te üretim yoktu maalesef deprem sebebiyle. Bunun da etkisi var. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Yani biraz da satışların ton bazında da bakın. En az üretebildiğini satıyorsa şu an için ereğiyle sıkıntı yoktur diyeceğim. Üretebildiğinde sattığını düşünüyorum. Çünkü ereğiyle her zaman sipariş sırası olan bir şirket. Herkes almak istediği için sıraya giriyor. Üretip üretip satıyorlar. Yani 2-3 ay sonrasında siparişini alıyorlar. Bu düzende bir değişme olduğunu sanmıyorum. Tek sıkıntı sattığı ürünün dünya genelinde fiyatının ve marjlarının değişmesi diyebiliriz. Şimdi brüt kar tarafında bakın. Yani aynı satışı yaparken 20 milyar kar eden şirket 4 milyar 5 milyar kar etmeye başlamış brüt kar. Esas faaliyet kar tarafı daha kötü. Aşağı indiğiniz zaman bir de vergi ödemesi yapıyor. Finansman giderlerini yazıyor. Şirket eksi 4 milyara düşüyor. Şimdi burası problemdir arkadaşlar. Ama Ereğli'de ben mesela niye pozitif düşünüyorum? Şimdi gidelim. Şimdi bu şirket öz kaynaklarına göre ederinin altında satılıyor. Yani önceki gördüğümüze göre çok çok ucuz kaldı. Tamam kar yok. FK 79'a çıktı. Piyasa değeri FAVÖK tarafına baktığınız zaman 12. FK'yı değerlendiremeyiz zarar yazdığı için artık. FAVÖK tarafına bile baksak pahalı duruyor şirket. Çünkü halihazırda öz kaynak karlı da düşük bir firmaydı. Ama niye pozitif düşünüyorum derseniz bakın şu grafiği tekrardan açayım. Size basit bir mantık çizim. İşlerin ne kadar hızlı eskiye dönüp benzer şekilde olduğunda döngüsel şirketlerde ne kadar çok kâr edebileceğinizi aslında göstereceğim. Şimdi neydi Ereğli? Uzun yıllar çok kazandırmıştı. Özellikle şu geçtiğimiz birkaç yılda. Neden? Döngüsel şirket iyi döngüsüne geldi. Çok ciddi kazandırdı. Şimdi kaybettiriyor. Kötü döngüye geldi. Şirket kötü zamanlar geçiriyor. Ama iyi döngüye tekrardan gelirse ne olur? Gelin bunun bir hesaplamasını yapalım. Şimdi satışlarımız aynı mı? Aynı. Ama sattığı ürünlerin dolar bazlı fiyatı düştü. Ama doların TL karşılığı arttığı için aynı. Aslında burada satışlar da dolar bazlı ciddi derece düşmüş olması lazım firmanın. Neden? Çünkü artık 100 dolar eski 100 dolar değil. Dolayısıyla satışlarını eski kıvama getirdiğinde bu şirket otomatikmen ikiye katlamış olacak. Doların TL karşısında bir kazancı var.
ikiye katlanmış olabilir. Ondan sonra işler düzgün gittiğinde HRC fiyatı en yüksek olduğu değerin yarısında mı? Yarısında. HRC fiyatı da bir anda eskisine gelirse belli bir zaman sonra şirketin net karı 4'e katlanmış olacak. Önceki yani şu an 3 milyar esas faaliyet karı yaparken 4'e katladık 12 milyar esas faaliyet karı üretti. Veya favori siz 4 ile çarpacaksınız. 4 kere 5 20 milyar tek çeyrekte. 2 çeyrekte özür diliyorum. Tamam buraları da geçtik. Bir de marj tarafında. Marjlar ne dedik? 5'te 1'ine indi. %30'dan %6'lara indi marjlar. Marjlar da bir anlık eskisine dönse 5 kat. Siz arkadaşlar 20 kat fazladan esas faaliyet kar yapma ihtimaliniz var bu şirkette. 3 milyar 600 iken 20 ile çarparsınız burayı. 60 milyar esas faaliyet kar. Olabilir mi? Olabilir. Yani basit mantıkla buradan yola çıkıyoruz. Sonuçta şirket aynı tonu üretecek. Ürünler 2'ye katlandı. Marjlar 5'e katlandı. Eski sisteme döndü. Üstüne bir de doların TL karşısında halihazırda değer kazandı ya. Bunu da yansıttığınız zaman birdenbire buradaki esas faaliyet kârı devasa artma ihtimali var. Ve böyle bir durum olursa önceki esas faaliyet kârı 3'e katlamış olacak bu şirket arkadaşlar. Böyle bir durum olduğunda fiyat işte 40 lirada kalmaz. 40 liradan alanlar 200 liradan çok rahatlıkla firmayı verme potansiyelleri ortaya çıkar. Hani böyle bir beklentiniz varsa yatırım yapın. Aynı SAS'ta söylediğim şeyleri için söyleyebilirim. İşler eskiye dönecek. Bu şirketin döngüsel olduğunu kabul ediyorsanız ve uzun süre yatayda gitmeyi kabul ediyorsanız yatırım yapacaksınız. Ondan başka şey düşünüyorsanız çok fazla yatırım yapmanız lehinize olmayabilir böyle şirketlerle. Şimdi Ereğli'nin hızlıca bakalım grafiğine. Yani çok fazla söyleyecek bir şey yok. Tepeden düşün Fibonacci'sini atsam 0.5'ine geliyor. Daha 0.6'ya bile gelmemişiz gördüğünüz gibi. Burada bir çanak kulp hareketi var. Tamam buranın üzerine çıkmış ama plan çok kötü geldi. Bu formasyonu yap. Eski zirveye gidecek güç var mıdır? Bilmiyorum ama gelecek çeyrek işlerin düzeldiği ile ilgili bir sinyal alırsak Ereğli'de en azından 50 liralara kadar ben gidebileceğini yıl içerisinde düşünüyorum ama şu aralığa düşerse de çok güzel toplama bölgeleri buralardan kaçırmamak lazım. Yani aslında bu 40 lira altında bence uygundur arkadaşlar. Uzun vade eğer benim perspektifimden bakan insanlar varsa çok uzun vade değerlendirmek istiyorlarsa bu civarlar fena olmayan değerler diye düşünüyorum. Hani uzun anlamda bir şey var mı? Şöyle bakalım haftalık logaritmik görünüme geçelim. Yani burada ne çizebiliriz, ne çizebiliriz? Şöyle bakalım. Daha önce de çizmiştik sanki burayı ama. Yani bizi engelleyecek bir şey var mı? En azından 50 liralara gitmemizi engelleyecek bir şey varsa ortaya çıksın diye bakacağım. Yani burada şu şekilde çizilebilir. Bence eski formasyonumuzu bizim uzatalım arkadaşlar. Bakın. Burada bir çanak kulp vardı. Hedefi gelmişti geçen yıl. Burayı değerlendiriyorduk 2022-2019'da. Şimdi ikinci hedef de gelmiş. Buradan belki üçüncü tarafa gidecek. İşler iyiye döndüğünde ama kaç yıl içerisinde olacak burayı bilmiyoruz. Hani birdenbire pozitife dönse kaç liraya bu şirket gidebilir? Yani 120, 130, 150 liralar işte 4 katına satma potansiyeli olabilir. Tabii ki burası bir anda olacak işler değil. Şu an bu kanalın çok çok altlarına, orta bandına gidecek. Oradan sonra yukarı gidecek. Yıllar içinde olursa 180-200 liralar da olabilir. En uzun vade perspektifte bu şekilde bakabilirsiniz. Ha, başka formasyonlar çizebilir. Şuradan alırsınız. Başka bir hedef verirsiniz. Orası da 200 çıkar. Çok sıkı değil. En azından önümüzde bir kanal engeli yok gibi duruyor arkadaşlar. Şu anki görünümde Ereğli'de. Hızlıca gelelim Türk Hava Yolları. Devasa karlar var. Gayet güzel. Net dönem karı geçen yılda %60 artmış. Ama satışlara bakın %66 artmış. Bari de çok bariz bir düşüş yok. Bu kadar sıkıntı olmasına rağmen turizm iyi gidiyor. Şimdi en iyi çeyrek değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 10 çeyreklik baktığı zaman bakın. Yüksek çeyreği var. En yüksek çeyreği var. Düşük çeyreği var. Düşük çeyreği var. Yüksek. Sonra en yüksek. Şimdi yüksek. En yüksek. Düşük. Düşük. Yükseğe yaptık. Şimdi en yükseğe yapacağız. Şimdi bu yılın yükseği geçen yılın yükseğinden daha yüksek. İkinci çeyreğe baktığımızda. Üçüncü çeyrek daha fazla patlamasını bekliyoruz. Eğer geçen yılki gibi devasa bir kar patlaması olursa burada efsanevi bir rekor kar görebiliriz. Bakalım nasıl olacak. Bilet fiyatları güncellendi. Uçağa bindim. Bilet almak zor. Gerçekten bilet kalmayabiliyor. Havalimanında sürekli rötarlar vesaire yaşanıyor. Özellikle İstanbul yeni havalimanı çok ciddi derecede kalabalık. Hem dış hatlar hem iç hatlar. Benim gözlemlerim bu şekilde. Dolayısıyla karı tekrardan patlatabilme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Türk Hava Yolları'nın arkadaşlar. Burayı hızlıca kapatalım. Bilançomuzun ayrıntılı kalemlerine gidelim. Şimdi burada da çok güzel varlık büyümeleri var. Kasa para dolu. Finansal yatırımlar vesaire her şey var. Duran varlıklar 633 milyar olmuş. Yani artık dönem varlıklar 200 milyar. Aşağı iniyorum. Yükümlülüklere baktığımda çok bariz bir uzun vade yükümlülük artışı yok. Şöyle kısa vade yükümlülüklere geldiğim zaman
burada var ama dövizle çalışan şirket olduğu için muhtemelen döviz yükümlülüklerinin artması sebebiyledir burası. Çok fazla sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Öz kaynaklar tarafı yani bu kadar büyük bir şirket olmasına rağmen devasa büyüyor. Değerlemeyle de büyüyor. Ettiği kârla da büyüyor. Kasadaki parasını büyüttüğü için de büyüyor. Burası gayet güzel. Yani bir yılda bu kadar büyük bir şirketin öz kaynaklarını ikiye katladığını hala görebiliyorsunuz. Öz kaynak büyümesi %100 ise yani piyasa değeri defter değil 5 de olsa 6 da olsa kabaca aslında ucuz denilebiliyor. Yani bizim hesabımıza göre. Ve bu şirketin piyasa değeri defter değeri 1.34. Ben hala bu tarafta pozitifim arkadaşlar. Hasta tarafına geldiğimiz zaman yani en iyi çeyrek olmadığı halde geçen yılın yani yarısını geride bırakmışız. Zaten %60 büyüme vardı. Geçen yıl toplamda %50 büyütse zaten 450 milyar hasılat olacak arkadaşlar. Yani bu devasa bir hasılat demek ki son çeyrekten önceki çeyrek çok devasa hasılat yapıyor bir firma. Önceki gördüğünüz gibi yıl 110 milyar hasılat yapmış. Buna benzer bir şey gelirse 400-450 milyarla bitirme potansiyeli hala var. Brüt kar tarafına baktığımızda marjlar zaten sabit korunmuştu demiştik aşağıya kadar. Çok minimal bir düşüş vardı. Dolayısıyla buralarda şirket en azından giderlerini de yönetebilmiş diyebiliyoruz. Aşağı doğru negatif olduğumuz bir yer var mı? Finansman giderleri eksi 10 milyar gayet normal. Çünkü döviz bilanço tutan bir şirket. Kârları artıyor ama finansman giderleri de burada artıyor. Gördüğünüz gibi finansman gelirleri de yazmış. Yatırım faaliyetlerine güzel gelirler de yazmış. Aşağı indiğimiz zaman 18 milyar görebiliyoruz. İlk çeyrek 4 milyardı gördüğünüz gibi. Bu çeyrek 14 milyar yazmış. Şimdi geçen yıl aynı çeyreğe yani baktığın zaman ikisinin toplamında 10 milyar yazmıştı. Şimdi en yüksek çeyreğinde geçen yıl 27 milyar kar yazan şirket eğer onu geride bırakırsa şuraya bir 32 milyar bile kar yazsa 40 milyar ulaşacak. Son çeyrekte bir 7-8 milyar yapsa geçen yıl geride bırakacak. Efsanevi bir yıldı zaten ama karı daha da patlatma ihtimali var arkadaşlar. Bilmiyoruz yani. Geçen yıl çünkü o kadar yüksek bir kar beklemiyorduk. Bakalım bu yıl nasıl olacak Türk Hava Yolları. Ben her anlamda pozitifim bu tarafta. Uzun vade portföyümde de var. Tutmaya da devam ederim kendim. FKS 6.62 piyasa değeri defter değeri 1.34. Önlü bir piyasa değeri defter değerine göre çok ucuz. Çünkü öz sermaye karlı 40 milyarla tamamlasa yani %20'lerde olacak. %15'lerde olacak. Burası 1.34. Hala %30-40 buradan gitse niye gitti denilmez. FK 6 hani karı ne kadar patlatacak bilmiyoruz ama yani 18-45 hadi 50 yapsın. Çok efsanevi olur elinde. Ya geçen yıl çok yüksek olduğu için karşılaştırma da yapamıyorum. Şimdi geçen yılki kadar gelecek garanti diyemiyorum bu şirkette arkadaşlar. Yani 50 milyar tamam yapsa yani FK'sı 7-8'lere varacak. Biraz yükselme olabilir. Dolayısıyla şirkette bir durulma da olma ihtimali var. Hani gelecek bilanço böyle efsanevi patlama yapamazsa geçen yılın aynı çeyreğini geride bırakamazsa sıkıntı olabilir. Ama uzun vadede bence fena değil. Şimdi burada benim Türk Hava Yolları çalışmam var. Çok uzun vadeli çalışmam. Tabii ki burası 2008'den başlayan bir hareket. 2008'de rally başlıyor arkadaşlar. Yukarı doğru gidiyor gördüğünüz gibi. Şirket iki kanal birden geçiyor. Ondan sonra aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı yapıyor. Ve bu noktada tekrardan bir iki kanal hareketiyle yukarıya alıyor. Tabii ki buranın küçük hedefi yani şuradaki baktığınız görünümün kanal katlama formasyonunda sıkıştığı bir bölgeyi katladığı zaman buradaki direkt kısmına gitmesini beklersiniz. Şimdi iki kanalı alttan koyduğunuz zaman küçük hedeftir. Küçük hedef gelmiş görünüyor. Fakat buranın üzerine çıkmayı başarmış bu şirket. Uzun yıllar içerisinde bakın şu sıkışmanın üzerine. Şimdi demek ki orta kanalda sıkışmayacak gibi duruyor şu an görünüm ama üst kanalda sıkışsa bile biz üst kanalın zirvesine gittiğimizde acaba nereye gidiyoruz? Bunu merak ediyorum ben. Şimdi buranın büyük hedefi nasıl oluyor? Yani klasik bir bayrak formasyonu benzeri formasyonu düşündüğünüzde burayı alıyorsunuz, kırıldığı yerden yukarıya koyuyorsunuz. En tepeyi gösteriyor gördüğünüz gibi. Yani kırıldığı noktadan itibaren. Dolayısıyla 750-800 liraları gösteriyor. Bu kanalın üst bandına giderse, hedef noktasına giderse. Güzel bir hedef var Türk Hava Yolları'nda. Tabii biraz ütopik yani şu an 3x hedef vermiş bulunduk sizlere ama burası benim şeyim, hayalim. Yani bu logaritmik haftalık formasyon hakkında genellikle hayalime göre bir şeyler çiziyorum. Peki buradaki şirket rally hareketinde bir makas hareketi yapmıştı. Bir bayrak formasyonu benzeri formasyona tekrar yukarı gitti. Yani burayı da katlasa aslında yukarıya rahatlıkla üst kanala gidebilir diye düşünebilirsiniz. Zaten üst kanalın daha alt taraflarında orta banda kadar bir gidecek. Buradan tekrar belki düzeltme yapacak ve yukarı yönelecek. Olabilir mi? Olabilir. Teknik anlamda bence şirketin önünde bir sıkıntı görünmüyor şu an için. Dolar bazında da eski zirvesinin üstünde. Kanal anlamında da üst kanalda her şey pozitif gibi duruyor arkadaşlar. Türk Hava Yolları'nda. Gelelim Enerjisa'ya. Şimdi Enerjisa'da gördüğünüz gibi bilanço yine bir garip. Geçen
Son çeyrek bir şey ciddi bir değerleme karla 12 milyar kar yolladı. Sonra tekrar 300 milyon yolladı. Yani normalde bu şirket 300-500 milyon yolluyor çeyrek. Yani 1 milyara kadar yollayabilir. Tabii buradaki bu çeyrek olunca FK'lar falan yamuldu şirketin. Ne olduğu belli değil şu an için. Ama enerjisi de genel olarak benim gördüğüm. Geçen yılın benzer çeyreğine göre. Bakın Türk Hava Yolları benzeri bir görünüm var. Satışlar artmış. Brüt kar marjı azalsa da bir şekilde şirket esas faaliyetlerine ve FAYÖK tarafından kar yazmayı başarmış. Marjlarını korumuş. Özellikle net dönem kârı da burada ciddi derecede marj artışı var. Burada muhtemelen bir ekstra yatırım geliri vardır. Şirket zaten kasası döviz doluydu. Buradan dolayı da bu yatırım gelirini yazmış olabilir. Kabaca enerjisi de işler güzel gibi görünüyor. Yani 1 milyar 900 milyon kâr yazmış. Burası güzel bir kâr bence. 4 de çarpsanız kabaca yani bu kârı 8-10 milyar kâr yapabilir. Bakalım yani takip edeceğiz. Enerjisi bir çarpan bazına değerlendirelim. Şuradaki 12 milyarlık kâr işi bozuyor tabii çarpan bazında. Öz kaynak baktığımız zaman %14 yükselme var öz kaynaklarında. 4 de çarpsak %50 yükselmeyi yakalayabilir. Enerji büyüklüğünde bir şirket için bence %50 öz sermaye büyümesi fena değil. Tabii ki burada birazcık bilançoda da şey var arkadaşlar. Yani bir sıkıntı var gibi geldi bana. Sanki az mı göstermişler acaba? Buradaki öz kaynak büyümesini vesaire baktığında. Çünkü nakit ve nakit benzerlerine bakıyorum. Bakın tabii yatırım da yapıyordu. Yatırım faaliyetlerine de gitmiştir ama kasası dolar doluydu. Yani o kadar dolara rağmen şirketin kar çok daha fazla patlatması lazım. Eğer öz kaynak büyümesin diye düşünüyordum. Çok fazla patlatamamış. 6 milyondan 9 milyara bir nakit azalması var. Tabii finansal yatırımları artırmış. Alacakları artırmış. Aşağı iniyorum. Stoklarında şirketin stokları sabit. Duran varlıklar tarafına baktığımız zaman 36-38. Burada bir yükselmiyor. Yani mesela şirket diğer şirketlerdeki gibi mesela niye her şey artmıyor? Duran varlıklar. Hani onu bir sorgular. Mesela Ereğli'deki gibi, birçok gördüğümüz şirketteki gibi. Son çeyrek muhtemelen yine bir şey yapıp belki kârı patlatacaklar. Herkesi yine şaşırtacak olabilirler diye düşünüyorum. Kısa vadeli yükümlülük tarafına geldiğinde bir borç ödenmesi yapılmış gibi sanki borçlara azalmış. Uzun vadeli yükümlülükler 7 milyardan 10 milyara çıkmış. Fena değil. Öz kaynaklara baktığımızda geçen yıldan bu yana %100 büyümeyi yakalamış. Burası fena değil arkadaşlar. Hasılat tarafında dediğimiz gibi büyüme var. Aynı Türk Hava Yolları'ndaki gibi marjları koruyarak bir büyüme devam ediyor. Önceki yılın aynı çeyreğine baktığımızda kârlarda da güzel artışlar var. Kalem 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 gitseniz bile aşağıya kadar bakın. En son net dönem kârına geldiğimizde ikiye katlamayı görüyoruz aynı çeyreğe göre. Tabii geçen yılın son çeyreğe çok ciddi kâr yazmıştı bu şirket. Dolayısıyla buraya bakmamızın bir anlamı kalmıyor. Dolayısıyla yukarı çıkacağız ve esas faaliyet kârlarını değerlendireceğiz şirketin. Geçen yılın sonunda 8 milyar esas faaliyet kârıyla bitirirken şu an 4 milyar 700 milyonla bitirmiş. Demek ki seneyi 10 milyar rahatlıkla tamamlama ihtimali var gibi. Çünkü yaz mevsimi en çok elektrik mevsimi kullanacak havalar çok sıcak. Gelecek çeyrek kesinlikle daha iyi kâr edecektir. Bir o bilançoda oyun yapmazsa diye düşünüyorum Enerjisa şirketi. Dolayısıyla 10 milyar kârla bitirse güzel olabilir esas faaliyet kâr tarafında. Ama bu şirketin ciddi vade finansman gideri yazmış. Ve burayı az göstermiş. Bu şirketin kasası dolar doluydu. Bir sürü nakit vardı. Yani birazdan bakalım döviz pozitif pozisyonuna. Niye yatırım faaliyetlerinden? Burada hiç gelir yok mesela veya finansman geliri yok. İşte burası beni düşündürüyor. Yani şimdi bu çeyrek yine son çeyrek çat diye 14 milyar yollasa şaşırmam. Çünkü ciddi manada bir değerleme yapacağını düşünüyorum. Ve şirket kartına baktığım zaman bakın 9 milyar döviz pozitif pozisyonu var bu şirketin yani. Burası hiç pozitif yazmadım bu çeyrek. Bilançoda onu ben göremedim açıkçası. Bakalım sonraki bilançolarda durum ne olacak ama sanki gönderdikleri kar beklediğime göre benim birazcık az gelmiş gibi. Çünkü bunu 2 ile çarpsam 5 milyar kar yapıyor. Hisse başı 5 lira. FK'sı 20 oluyor işte. Şu an FK'sı 3 görünüyor. O dövizlerin bir şekilde değerlenip öz kaynağı büyütmesi veya en azından net karın içine yazılması lazımdı. Çünkü burada bir sıkıntı var arkadaşlar. Bakalım yani ben 10 milyarla seneyi tamamlama potansiyeli olduğunu hala düşünüyorum. O kasasındaki dövize güvenerek şirketin 10 milyar tamamlarsa da FK'sinde 5 civarı olur. %10-15'te temettü verme potansiyeli olur arkadaşlar. Eskisi gibi bu şirketin enerjisi çarpan anlamda da şey oldu. Yani güzel görünmesine rağmen şey bir oyun dönüyor gibi orada. Anladınız siz. O yüzden çok fazla çarpanlara takılmayın demek istiyorum. Şimdi Enerjisa tarafında grafiğimize baktığımız zaman haftalık bu aritmikte bir hedef vermiştik. Yukarı çıktık hedefi kırdı ve artık yukarıya yerleşmiş durumda. Şu an üst kanal üzerinde kalması lazım. Şu an görünümde sanki üst kanal üzerinde şirket kalıyor gibi duruyor. Yani 1, 2 artık 3. haftayı dolduruyor haftalıkta.
Buranın üzerinde kaldığı sürece de üst kanat içerisinde hareketler yapması yeterli olur. Çünkü kanalın eğimi gayet güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın, bir yıl içerisinde bile üst banda ise 110 liraya gitmiş oluyor şirket. 2x potansiyel olma ihtimali var. Enerji sayı da yakından takip etmek lazım diye düşünüyorum ben. Beğendiğim hisselerden temettü potansiyeli var. Enerji dağıtım tarafında olduğu için daha risksiz gibi duruyor. Onun dışında deprem tarafında da çok fazla yatırımları vardı bu şirketin. Oradaki depremden de etkilenmiş olabileceğini düşünüyorum. İlerleyen zamanlar daha iyi olacaktır. Ağın genişlettikçe de güzel olacaktır. Bir tarafında enerji üretim şirketi var. O halka daha arz edilmedi ama sonuçta biri üretiyor, biri satıyor gibi düşünebilirsiniz. Eğer ki bu şirket enerji üretim tarafında yükseltecekse ve geliştirecekse, Sabancı şirketi, enerjisi dağıtım tarafında benzer şekilde yükseltebileceğini düşünüyorum. Çünkü birinin işi diğerine bağlı gibi duruyor arkadaşlar. Şu an videomuz 25 dakika oldu. Son şirketimiz Aksay'da yapıp bitirelim. Biraz çünkü yorulmaya başladım bugün. Şimdi satışlar tarafına baktığımız zaman Aksa'da satışlar artış yok. Yani burada birazcık Ereğli benzeri ama Ereğli kadar kötü marj düşüşleri olmayan bir durum görüyorum. Tekstil sektörü olduğu için Sasan zaten satışları genel olarak düşmüştü. Yani bakın burada da yani ürün fiyatları dolar bazında düşmüş olabilir ama TL bazında değeri artmıştır. Belki satışların tonu bile düşmüş olabilir faaliyet raporunu okuduğumuzda. Zaten böyle bir şey bekleniyordu Aksa tarafında. Çok fazla o yüzden şey yapmadım, ben üzülmedim. Marjlarda da gördüğünüz gibi %15-20'lik daralmalar mevcut. Net dönem kârı 942 milyona ulaşmış gibi duruyor şu an için. Geçen yıl aynı çeyrekte 1 milyar kâra ulaşmıştı. Bunun iki katını yapsa, yani yıl sonunda 2 milyar ulaşsa kabaca, öz sermaye kârlı %30 olacak. O yüksek öz sermaye kârlılığı olan Aksa'nın yerine daha düşük öz sermaye kârlı olan bir şirkete dönüşmüş durumda. Satışlar gördüğünüz gibi aşağı geliyor, fayok aşağı geliyor, net kâr daha fazla aşağı geliyor. Aksa'da işler negatifti. Tabii beklenen bir durumdu arkadaşlar bu. Özellikle tüm dünyada benzer fiyatlanan malzemeler, işte demir, tekstil ürünleri vesaire, bu tarzda şey oluyor. Döngüsel sıkıntıya girdiği zaman aniden terse dönebiliyor işler. Dolayısıyla Aksa'yla ilgili geçen çok pozitif konuşuyorum. Kısa vadede bu yıl negatif konuşurum. Benim portföyümde var. Bir sıkıntı görmüyorum. Çünkü halihazırda zarar etmiyor, bir şey olmuyor. İşler pozitife gittiğinde tekrardan eskisi kadar güçlü olacaktır diye düşünüyorum. Nakit tarafına geldiğimiz zaman 1.300 nakiti var. Dönem varlıklarında bir azalma görünüyor. Onun dışında duran varlıklarında artış var. Aşağı indiğim zaman şöyle borç tarafını özellikle inceleyelim. Yani borcunu sabit tutmayı başarmış. Bu süreci bu şekilde yönetecekler muhtemelen. Uzun vadeli tarafında bir sıkıntı yok. Öz kaynaklara geldiğimiz zaman bakın gördüğünüz gibi öz kaynaklar yine de artış, bir yıllık perspektiften baktığımızda %100'ü bulmuş. Tabii öz kaynakların geride gelmesi, bir temettü dağıtımı da muhtemelen vardı. Onun dışında belki duran varlık edinim vesaire olabilir. Yani şurayı yüklesen şuradan bakacağız aslında nakit akış tablosundan da. Her şirket burayı yüklemiyor. O yüzden ayrıntılı illa faaliyet raporunu okumam gerekiyor ama her şirketi de okuyarak yetişemiyorum ve bunu videoya koyamıyorum arkadaşlar. Burayı da anlayışla karşılayın. Hasılat tarafına baktığımız zaman bakın geçen yılın aynı çeyreğine benzer hasılat yapmış. Yıl sonunda yarısını yapmış durumda. Ama brüt kar tarafına baktığımız zaman bakın marjlarda düşüşler var. %10-15'lik düşüşler. Faaliyet kar tarafına baktığımızda benzer bir düşüş var. Finansman gideri öncesi faaliyet karına baktığımızda aynı karı geçen yazmış gibi. Buradaki farklılık nereden geliyor? Bu yıl sanki biraz daha yine de finansman giderini aynı yazmış ama finansman giderini fazla yazmış. Birazcık bilanço buradan kurtarmış gibi. Aşağıda fena görünmüyor. Geçen yıl tabii ki yılın ikinci yarısı çok çok iyiydi bu şirkette. Vergi gelirleriyle vesaire burada desteklenmişti. Bu yıl bakalım öyle bir görüntü oluşacak mı ama kabaca 2 ile çarpsanız yani 2 milyarla seneyi tamamlama potansiyeli rahatlıkla var gibi bu şirketin. Çarpanlarımızı ona göre hesaplayalım. Yatırım yapılabilir yerde mi değil mi bir bakalım. Şöyle 2 milyar kar yapsa öz sermayesine göre %40'lık öz sermaye karlı olur. Piyasa değeri defter değerinin 4.46 olduğunu görüyorum şu anki görünümde. Sanki şirket birazcık ederin üzerinde kalmış gibi bu bilanço iyileşmesi gelmeyince. FK tarafı da 7.98. Şöyle 2 milyar kar etse yani FK'sı onlara kadar çıkabilir bu şirketin. Bu da şirket için negatiftir. Sanki birazcık böyle pozitif tarafa, negatif tarafa çarpan bazında en azından geçiş var gibi ama işler iyiye dönerse burada da birdenbire çarpanlar çok çok ucuz kalabilir arkadaşlar. Çünkü ürettiği ürün de dolar bazlı olduğu için, sattığı ürün de dolar bazlı sattığı için, ihracat da yüksek olduğu için bu şirketin. Dolayısıyla işler normale döndüğünde birdenbire sattığı ürün TL bazında çok değerli bir ürün haline gelecek.
Ve bilançosu yine 2x3x yapma ihtimali var. Aynı RL için söylediğim şeyleri Aksa için de söyleyebilirim arkadaşlar. Böyle hızlıca Aksa'nın bir grafiğine gidelim. Yani özellikli bir durum var mı diye. Şimdi burası bizim daha önce size çizdiğim haftalık logaritmik grafik. Bakın alt kanal, alt kanal, alt kanal hep buralarda gelmişiz. Orta bantları yapmışız. Üst banttan geçememişiz ve geçmişiz. Geçtiğinde sonra bir retest yaptık. Şirket şu an daha kötü zamanları geçiyor. Bilançolar kötü gelmeye devam ediyor hala. Gittiğimiz yere bakıyoruz. Yaptığımız hareketler yanında yani çok küçük kalıyor. Dolayısıyla uzun perspektifte bizi korkutacak bir şey yok. Neden? Çünkü alt kanala daha gelmemişiz. Alt kanalın alt bandı değerse bir daha bir fırsat verebileceğini düşünüyorum ben şirketin. Hareketli ortam analizine baktığımızda zaten 200 günlük çok aşağıda. Ama bu kötü bilanço. Biraz kötü fiyatlanıp aşağılarda bize fırsat verirse özellikle 65-67 bakın şu civarda kanal 77-78'e kadar gidiyor yıl içerisinde. Yani 2 yıl içerisinde. Buralara bir daha temas ettiğinde bence değerlendirmek mantıklı olabilir diye düşünüyorum. Böyle güzel bir şirkette. Çünkü ben beğeniyorum. Temettüsü çok güzel. Sektörü iyi. Sektöründe neredeyse lider karşısında bir şirket vardı. O batmıştı. Ondan sonra yani sektörde ele geçirmiş durumda. Tabii ki tekstil devi arkadaşlar Aksa şirketi. Zaten şeyini açtığınızda görebilirsiniz. Yani sayfasına girmeniz yeterli internet sitesinden. Şimdi Aksa'da benim gördüğüm şöyle bakıyorum. Şimdi Fibo 618'i geçmiştik. Aslında güzeldi. Buradan su atılım yapabileceğini düşünüyordum açıkçası ama maalesef altına gelmiş bulunuyoruz. Çünkü bilançosu da kötü geldi. Şirket de bence eski zirvesinin üzerine çok çok gitmeyi şu anki görünümde çok fazla gitmiyor. Yani maksimum 80'lerin 88 seviyeleri. Şu anki bilanço da iyi gibi. Çünkü FK 12'lere kadar çıkacak tekrardan. FK 6'ydı yani bu şirketin bir zamanlar. Niye 6 katı kârın para verilen bir şirkete insanlar 12 katı versinler ve de bilançolar çok iyiye gitmiyorken. İşte bu sorulduğunda zaten neden eski zirvesini geçemedi belli olacaktır. Şu an göründüğü yani şu banda gelirse şirket aslında fena değil. Yani buralarda çok güzel alımlar yapılabilir ama çok fazla oraya kadar gelmesini beklemem. Benim düşüncem maksimum geleceği yer burasıdır. 74. Burası da efsanevi toplama bölgeleri zaten gördüğünüz gibi. Hani buraya doğru bir retest yapabilir. Şuradaki çanak kulpun zaten şu an göründüğü belki hedefi gitti. Ondan sonra tekrardan aşağı gelecek. Ve ondan sonra tekrardan yukarı yönelecektir şirket. Bir bakalım yani nereye kadar gidecek. Yatırımcısı olan varsa fırsat verme ihtimali var diye düşünüyorum. Bilançolar kötüye gittikçe çok uzun vadede toplayanlar için tabii bu söylediklerim. Çünkü kısa vadede şirkette görüntü negatif arkadaşlar. Şimdi bugünkü şirketler biraz şeydi. Garipti. Hatta şöyle size şeyi de göstereyim. Bizim genel inceleme videolarımızın sonucunda ben yapıyorum ama sizlere çok göstermedim. Bugün mesela 4 şirketi inceledik. Buraya yazıyorum. Mesela genellikle bakın şöyle baktığınız zaman yeşiller iyi gelenler. Kırmızılar böyle özellikle çok kötü gelenler. Mesela Aksa'yı kırmızıya boyayacağım. Beklentinin altında. Ereğli'yi mesela mecburen kırmızıya boyamam lazım. Enerjisa'yı normal bırakacağım. Türk Hava Yolları'nı yeşil boyayacağım arkadaşlar. Şu şekilde. Mesela baktığınız zaman genel özellikle de büyük şirketleri incelediğimizi göz önünde bulursanız genel görünüm hep yeşil gibi duruyor. Kırmızılar arada daha az. Siyahlar yine benzer şekilde az. Siyahlar böyle şey ederinde gelen veya işte beklentiye paralel gelen veya şirketi tanıdığınız gibi düşünün yani. Mesela enerjisi her zaman böyle absürt bilançolar gönderiyor. Yine absürt bir bilanço göndermiş bence. Dolayısıyla siyah bıraktım. Pozitif gelenler yeşil. Yanına yıldız koydukları çok beğendiklerim. Mesela İşmeni, Traktörü, Tuasoy'u, Frotoy'u bunları çok beğenmiştim. Akçansa'ya bakın 2 yıldız koymuşum. Traktörü 2 yıldız koymuşum. En iyisi bunlardı. Dolayısıyla yeşiller daha fazla olduğu için borsada genel anlamda bir sıkıntı olduğunu şu an için düşünmüyorum veya borsamızda sıkıntı yoksa şirketlerimizde ülkemizde çok bariz en azından bir sıkıntı yoktur şimdilik. İlerleyen zamanda bakalım ne olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bol kazançlar.